tarzında hastanın, değil kesinlikle. Hasta mesela bu psikolojik eğitim yapılırken veya sosyolojik motivasyon yapılırken evet. Hastayla sizin çalışanlarınızın belli bir vakit geçirmesi lazım. Kesinlikle evet. Mesela yarım saat olur, 45 dakika olur, bir evet, saat olur. Evet. Yani bu kadar yoğun bir hastanede. Evet, şimdi evet. Böyle bir kaygı var hastalarımızda. Evet, evet. Bana zaman ayırabilecekler mi? Evet. Ayırabiliyor musunuz? Gerçekten evet, günümüzün sorunu hani hastanelerimiz çok yoğun ama giderek gerek İstanbul'da gerek ülkemizin çeşitli alanlarında çok büyük şehir hastaneleri yapılıyor. Ve bu konuda ciddi anlamda bütçe ayrılmış durumda ve hastaların konforu için evet bizim de en büyük sıkıntımız personel, yardımcı personel sayısındaki azlık. Ama bütün bu planlamalar bakanlık tarafından gerçekten çok ciddi bir biçimde yürütülüyor. Kardiyak rehabilitasyon programı, bu anlattığınız çok güzel olan şeyler. Evet. Birazcık daha butik hastane modeli değil mi hocam? Ama artık öyle olması lazım. Yani hani bütün her hastanın aynı hizmetten eşit derecede faydalanabilecek durumda olması lazım. Yani bu bir devlet tarafından karşılanan bir tedavi biçimi. Dolayısıyla her hastanın bence böyle bir tedaviyi hak ettiğini düşünüyorum ben. Evet, sıkıntılarımız yok değil, evet var. Ama bunların da ben zamanla aşılacağını düşünüyorum. Ben şimdi, bu konuda çok iyimser düşünüyorum. Bu, tabii aldığımız feedbacklerle, işte geri bildirimlerle şöyle bir tecrübemiz oluştu. Şimdi hastalarımız aslında tedaviden çok memnunlar. Evet. Ameliyattan çok memnunlar, hasta yakınları da memnun. Daha sonra memnun olmadıkları şey, doktoruna çok rahat ulaşamıyorlar. Evet. Aklına geldikleri soruları evden soramıyorlar. Evet. Yani ameliyattan işte 2 ay geçti, 3 ay geçti, herhangi bir sorusu var soramıyorlar. Aslında sizin bu kardiyak rehabilitasyon üniteniz aslında bir anlamda bu sosyal desteğiniz bu konuda çok önemli. Kesinlikle. Rehabilitasyon hemşirelerimiz, ben çok affedersiniz, şimdi hemşire hanımlarımız da eğer dinliyorlarsa hani onları da buradan geçmek istemiyorum. Hepsine çok sevgilerimi sunuyorum. Rehabilitasyon hemşiresi de çok önemli bir kavram. Tüm gelişmiş hani ülkelerde, İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun, hani Amerika'da olsun, sadece hekim değil, bu konuda uzmanlaşmış yardımcı personel çok önemli. Dolayısıyla bizim rehabilitasyon kliniği ile ilgili eğitim hemşirelerimiz olmak durumunda. Dolayısıyla hastanın hangi durumda hekime nasıl ulaşması gerektiğini, bunun belki bir call center tarzında bir takım uygulamalar planlanabilir. Yani rehabilitasyon hemşiresi bazında telefonla sorması gerektiği soruları sorabilir, danışabilir, danışmanlık hizmeti verilebilir. Ve bu şekilde hekimle görüşmesi gereken durumlar olduğu takdirde direkt hekime ulaşması çok rahatlıkla sağlanabilir. Yani iletişim bu anlamda gerçekten önemli. Hani şimdi burada izleyicilerimiz yanlış bir mesaj gitmesin. Bu uygulamalarımızın hepsi bizim kamu hastanelerinde kesinlikle, var. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Yani burada evet, özel merkezler de var bunu uygulayan elbette. Zaten. Ama sonuçta imkanı olmayan hastalarımız için de kamu hastanelerinde bu kardiyak rehabilitasyon hizmeti sunulmakta.